Her ülkenin dış politikası, anayasal sistemi kendi tarihsel deneyimleriyle şekillenir. Bizim dış politikamızı şekillendiren de Osmanlı'nın dağılma dönemiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesidir. Bir ülke düşünün, Kırım Harbi'ni yaşamış, ardından Trablusgarp, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve o savaşta Hicaz'da, Yemen çöllerinde, Irak'ta, Suriye'de savaşmış, her cephede evlatlarını yitirmiş, Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında on binlerce evladı donarak ölmüş. Ve tüm bunların neticesinde elinde kalan son toprağı Anadolu'yu savunmuş, tüm olanaksızlıklara rağmen bağımsızlık için seferber olmuş ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış. Anadolu'da analar evlatsız, çocuklar babasız kalmış. İşte o tecrübelerin üzerine kurulan bu devlet, dış politikasını bölgesel barış, istikrar, ihtiyat ve denge üzerine kurmuştur. Sevgili AKP'li arkadaşlarım, size soruyorum. Sıfır sorundan sıfır dosta geldiğimiz bu günlerde, Suriye'de, Kıbrıs'ta, Rusya'da, İsrail'de, Mısır'da, Avrupa Birliği ülkelerinde, Azerbaycan ve Bangladeş gibi kadim dostlarımızla, Kafkasya'da, Türkiye Cumhuriyetlerle, Kuzey Afrika'da, Amerika'da itibarımız nasıldır, hiç düşünüyor musunuz? Yeni Osmanlı hayalleri üzerine kurulan dış politika, ülkemizi saygın, bölgeye demokrasi ve barış ihraç eden bir ülke konumundan, komşularına karşı genişlemeci emeller güden, dış dünyaya hasımane tutumlar sergileyen, ne yazık ki demokratik dünyadan kopmuş, totaliter bir tek adam rejimine doğru savuruyor. Suriye'de yaşanan insanlık dramına bakın. Yanı başımızda milyonlarca insan öldü. Bölgesel barışı savunmak, komşumuzda tetiklenen iç savaşa engel olmak yerine Esad'ı devirmek amacıyla on binlerce cihatçı selefinin Suriye'ye, Irak'a girmesine göz yumduk. Hayaller Emevi Camii'nde namaz kılmaktı, gerçekler ise Elbab'ı IŞİD'den temizleyebilmek için 72 evladımızın şehit olmasıdır. Bizim evlatlarımız hiç şüphesiz ki vatan için şehit olurlar. Bir ömürle emirle ölüme giderler, üniformaları da kefenleridir. Ancak kimsenin politik hırslarının macera perestliğinin kurbanı olamazlar. Değerli arkadaşlar, hakaret diplomasinin bir enstrümanı değildir. Mülteciler konusu ahlaki olarak bize saygınlık kazandıran bir konu iken, otobüslere doldurur, gönderirim denilerek ülkemizin mülteciler konusundaki insani duruşuna halel getirilmiştir. Mavi Marmara'da İsrail'e teslim oluşunuz. Rusya ile uçak krizinde önce sahiplenip böbürlenişiniz, sonra çark edişiniz. Emevi Camisi'nde namaz kılacağız deyişiniz. IŞİD'e birkaç öfkeli genç deyişiniz. Vatan toprağı Süleyman Şah Türbesi'ni terk ederek kaçışınız. Barzani ile olan dansınız. Bizim başımız döndü. Şimdi size soruyorum. 16 Nisan'da başkanlık sistemi gelirse ülkenin dış politikasında ne değişecek? Ülkenin ulusal güvenlik politikasında nasıl bir değişiklik olacak? Bugün alamadığınız hangi kararı alacaksınız? 15 yıldır çözemediğiniz hangi sorunu nasıl çözeceksiniz? Bu rejim değişikliği, yani yargının, yürütmenin, yasamanın bir tek kişinin güdümüne girmesi bize nasıl bir saygınlık kazandıracak? Ben yanıtlayayım, hiçbir şey. Zira Türkiye'nin dış politika ve ulusal güvenlik sorunları rejim değişikliğiyle çözülemez. Bu sorunlar rejimin ürettiği sorunlar değil, bizzat iktidarınızın yarattığı sorunlardır. Bu sebeple ülkenin hayrı için anayasa değişikliğine hayır diyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.